Az önce hocam program başında sormuştum. 21 yaşındaydı eşi ve çocukla onun değerlerini sormuştunuz. Evet. Göndermiş yanılmıyorsam. Buyurun. Estradiol 51, FSH 16.41, LH 3.19, Prolaktin 17.08. Bir dakika. FS16-4 Hocam LH. bu Mart ayındaymış. En son bir de Mayıs ayı. Ben Mayıs en sonuncusunu okuyayım hocam. Mayıs'ı okuyayım. Evet. Estradiol 23, FSH 24.84, LH 5.19. Hepsi adetin 3. günü ilaçla adet olundu. Tüp bebek önerdi doktor. Biz tüp bebek istemiyoruz hocam. Yumurta rezervi az denildi demiş. Değerli seyircimize de teşekkür ediyorum. Yani yaklaşık 50 dakika önce falan bahsetmiştik. Programı izlemeye devam edip güncellemiş oldu. Güncelleme Evet. demiştik ya hocam. Buyurun. Şimdi şunu söyleyeyim Hüseyin. Bunu tabii ki yorumlayacak olan tıp doktorlarıdır. Bakın Mart ayında estradiolü 51, en son yaptırdığında östrojen hormonu estradiol 23. Burada bir düşüş var. Ancak kesinlikle ürkmesin. FSH'ın yükselmesi normalde 8,5 hadi 8,9 diyelim. 16,4 yüksek ve şimdi çıkan değeri ise 24, biraz daha yükselmiş. Fakat güzel olan şey lutisyen hormonu 3 ile 5 normal sınırları arasında kalmakta direniyor. Şimdi FSH yükseldiği zaman estradiol de kendiliğinden düşmeye başlar. Şimdi benim kendisine burada önerim bir incir havuç kürünü uygulayacak. Bak ilk şeyi yapacağı şey ayrı bir kapta 5-6 tane kuru inciri bıçakla kessinler. Yarım litre suda hatta 700 mililitre suda incir 15 dakika kaynatılacak. Gene ayrı bir kapta 2 tane gevrek, yumuşak havuç olmaz böyle kolay bükülen. Gevrek havuç 2 tane alsın. Gene Dik dik hocam. efendim? Dik dik hocam. Havuç. Evet. Uzunlamasına kesecek böyle. İkiye ayıracak. Ve bunu da 20 dakika kısık ateşte ağzı kapalı kaynatacak. Sonra bunları eşit miktarda ama şimdi birini 700 aldı, diğerini 500 mililitre aldı olmaz. Konsantrasyonlar değişir. İkisini de yarım litrede yapsın veya 600 mililitrede yapsın. Ilıdıktan sonra karıştıracak. Kesinlikle baştan ikisini beraber yapayım olmaz. Olmaz. Ve bunu her gün içecek bir su bardağı dolusu. Bir, estradiol yükselmeye başlayacak. İki, FSH'ın düşmesi kendiliğinden gerçekleşecek. LH zaten burada problem yok, lutisyen hormonu. Çözülür ve her halükarda bir kere soğan kürüyle başlasın 15 gün, bu söylediğimi yapsın, incir havuç kürü. Arkasından da günde 2 defa testere dişli aslan pençesi. Tamam. Lütfen bir zaman tanısınlar kendilerine. Yani inan Hüseyin, öyleleri ile karşılaştım ki 2 yıl, 3 yıl. Hadi hocam olmadı filan, ümitsizliğe kapılıyor. İşte moral bozuluyor, çevre baskısı var, şu var, bu var. Ama sonunda pat diye bize 7-8 tane telefon gelir. Habileyim diye Maşallah. bağırıyorlar santralde. Yani onun için yani bir şey diyemiyorum. Bunu Uygulaması uygulasınlar. lazım. Doktor kontrolleri de böyle. Daha yaşı 21 ya, durun ya. Yani burada çok şey değil. Yani ürkülecek bir şey yok. Düzelir. Düzelir. Lütfen de sakın üzüntü, stres yapmasınlar.